Derya, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Bir sosyal medyamızdan sana gelecek soruları derledik. Bu soruları bir fanusun içerisine koyduk. Şimdi de 20 dakikamız var. Sen de bu soruları cevaplandıracağız. Tamamdır. Teşekkür ederim. Hızlı olmaya çalışacağım. Çok da sıkmayacağım sizleri. O zaman ilk soruyla başlıyorum. Smaçör olmasaydı hangi mevkide oynardım? Şimdi şöyle, smaçör olmasaydım tabii ki de pasör olmak isterdim. Yani her smaçör gibi ama biraz daha uzun boylu olsaydım belki pasör çaprazı da olmak isteyebilirdim. 5 santim falan daha ihtiyacım var. Bir konuda kafan karışık olduğu zaman kime danışırsın? Tabii ki de ilk önce aileme, babam ve anneme. Çünkü onların benim hayatım üzerindeki etkisi çok büyük. Onların tecrübesiyle kendimi çok daha güvende ve iyi hissediyorum. Verdiği tavsiyeler ve zorda kaldığım durumlarda onlarla konuşmak bana çok iyi geliyor. Derya'yı bize 3 kelimeyle tanımlayabilir mi? Bence hiç kimse kendisini 3 kelimeyle tanımlayamaz. Ama tanımlamaya çalışayım. Bence Derya nasıl birisi? Sen söyle Sercan. Derya nasıl? Bana bir tane kelime söyle. Diğerlerini ben söyleyeyim. İlkini sen söyle. Beni tanıyan birisi olarak sen çılgın söyle. Çılgın ya. Çılgın mı diyorsun? Tamam. Ben de kendimi çılgın olarak tanımlardım zaten. Çılgın diyelim. Ailesine ve arkadaşlarına düşkün diyebilirim. Ve başka. Ne olabilir ya? Çılgın, ailesine düşkün. Mutlu. Japonya sana neler kattı? Asya Ligi'ni beğendin mi? Japonya bence bana çok şey kattı. Bir kere 23 yaşında bir genç kız olarak ülkemden çok uzaklara gidip orada oynayabilmek, o tecrübeyi yakalayabilmek bence çok zor bir süreçti benim için. Ama ben bunu gayet iyi kaldırabildiğimi düşünüyorum. Çok çok mutluydum oradayken de, her şey yolunda gidiyordu. Asya Ligi'ni beğendim. Ama ben yakın zaman içerisinde bir daha gider miyim bilmiyorum. Ama ileriki zamanlarda tabii ki tekrardan deneyeceğim bir yer olacak burası. Aldığı en yaratıcı iltifat nedir? İltifat almıyorum diyormuşum. En yaratıcı iltifat nedir? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Çok almadığım için... yok, alıyorum da tabii ki de. Ama bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ne diyebilirim bilmiyorum. Yorumları bekliyorum o zaman. Fitness'ta yaptığın antrenman programı nasıl ve 14 yaşındaki bir çocuğa nasıl bir antrenman önerirsin? Şimdi şöyle, biz profesyonel antrenörlerimizle bu programları hazırlayıp yapıyoruz. Ve ben bu işin bir profesyonel bir eğitimi de almadım. Sadece yıllardır yaptığım için bazı şeylere hakimim. O yüzden 14 yaşındaki bir çocuğa nasıl bir antrenman önermek benim üzerime düşmez. Sadece tavsiyeler verebilirim belki ama yani bu fitness programı ayarlamak hani benim asla kendi işim olmadığı için çok da şey yapmak istemedim. Ama şöyle, ben ailemin tavsiyesiyle ve ailemin beni götürmesiyle spora aslında ben jimnastikle başladım. Bence bunun çok büyük bir etkisi var gelişimin üzerinde. Bence her çocuğun en azından bir iki sene çocukluk çağında, ergenlik çağına girmeden önce bir jimnastik yapması çok güzel bir şey. Voleybolun olmazsa olmaz mevkisi nedir? Bence her mevkinin kendine ait çok büyük sorumlulukları ve önemli görevleri var. Ama hepsi çok önemli ama ben pasör demek istiyorum ya. Bence pasör gerçekten çok zor. Her daim çünkü oyunu okuyup karşı takımı da okuman gerekiyor. Kendi oyuncularını da okuman gerekiyor. Her sayıda ne yapman gerektiğini, taktikler çok fazla. Evet. Gerektiğinde çarpaz oynama gibi bir özelliğin olması nasıl hissettiriyor demiş. Yani pasör çaprazından bahsediyoruz. Voleybol bir takım oyunu. Benim pozisyonum belki pasör çaprazı değil ama takımın bana ihtiyacı olduğu dönemde ya da ihtiyacı olduğu sayılarda eğer o mevkide oynamam gerekiyorsa tabii ki de bana nasıl hissettiriyor? Benim için, takımım için yapmam gereken sorumluluğu yerine getirmek gibi hissettiriyor diyebilirim. Tabii ki de mutlu oluyorum sonuçta. Takımım için eğer faydalı olacaksam beni mutlu eder. Bir süper gücün olsa ne olurdu? Uçmak ya da ışınlanmak demek isterim. Ama çok hızlı uçmak. Hatta ışınlanmak çok isterim çünkü Japonya'dayken köpekleri çok özlediğimde bir anda böyle pat diye gidip böyle köpeklerimi en azından bir 5 dakika falan görüp tekrardan Japonya'ya gitmek isterdim ama maalesef öyle bir şey yok. O da arkadaşın kim? Şu anda Alexia. Psika. Biraz karıştırarak alt adını alacağım. Evet. Diğer soruya geçiyorum. Küçükken voleybol dışında bir meslek düşündün mü? Tabii ki düşündüm. Hatta benim hayalim en başından beri veteriner olmaktı. Küçükken de öyle çünkü biz küçüklüğümde büyük köpeklerle bahçeli bir evde büyüdüm ve çok fazla köpeğim vardı. Ve köpeklerle çok iyi bir bağım olduğunu düşünüyorum ve onları çok seviyorum. Tabii ki de yani büyürken köpeklerin yaşlanmasıyla onları kaybedebiliyoruz ve onları kaybederken de hani elinden bir şey gelmiyor olması çok üzücüydü o zamanlar benim için. Ve ben de keşke böyle bir sihirli deneyim olsa da böyle onları sonsuza kadar yaşattırabilsem de hiç kimse için bu gerçek olamaz ama veteriner olmak isterdim. İşte hayatın beni bu noktaya getirmesiyle beraber hiç öyle bir şeye yeltenemedim. Ama belki voleybol bittikten sonra neden olmasın. Ama kesinlikle voleybol bitirdiğimde bir tane barınak açacağım. Bunu kendime söz verdim zaten.
İnşallah da olur. Biz voleybolu genel olarak dışarıdan görüyoruz. İçerisinde olan birisi olarak sizi en çok zorlayan şey nedir? Demiş. Sizler sadece maç anını görüyorsunuz ama sadece maçları izliyorsunuz. Ama aslında onun öncesinde yapılan antrenmanlarımız, fitness antrenmanları, tedaviler, yaşadığımız o psikolojik baskı ve sakatlıklarımız, ailemizden uzak kalmamız çoğu şey aslında bizi çok zorluyor. Bence bunları söyleyebilirim. Yani siz sadece sahneyi görüyorsunuz ama o sahnenin arkasında olan çok çok fazla şey var. Bir voleybolcuyla internetsiz bir gün geçireceksin. Bu kim olurdu? Düşünelim bakalım. İnternetsiz bir gün. Kim olabilir ya? İnternet az kullanan birisi, telefonu az kullanan birisi. Duru Aksu. Şu anda Beşiktaş'ta oynuyor kendisi. Onunla geçirmek isterdim. Küçüklüğümüzden beri arkadaşız onunla ve çok eğlenceli bir insan. Ve çok eğleniyorum onlarken. Ve onunla takılmak, onunla bir gün geçirmek isterdim. Tamam, diğer soruya geldik. 2023 VNL yarı final ABD-Türkiye maçı mı yoksa 2023 VNL Brezilya-Türkiye maçı mı? Şimdi birisi yarı final, birisi VNL Brezilya-Türkiye maçı. İkisi de. Hangi ünlüye benzetiliyorsun? Hiç kimseye bence. Bunu hiç daha önce duymadım. Ya da birisi bana söylemedi. Hiç kimseye. Benceden varsa bana söylesin, yorumla yazabilirsiniz. Bir voleybolcu nasıl beslenmeli ve ne tarz spor yapmalıdır? Zaten diyetisyenlerimiz var. Diyetisyenlerimizin bize verdiği programlar doğrultusunda biz zaten besleniyoruz. Çalışmak istemeyenler zaten bence bir sporcu olarak artık nasıl beslenmemiz gerektiğini farkında olan bireyleriz. Bu şekilde ve ne tarz spor yapmalıdır? Zaten spor yapıyoruz. Ne tarz spor yapmalıdır? Fitness, kuvvetlendirme. Maç öncesi dinlediği motivasyon müziği var mı? Tabii ki de var. Hall of Fame. Her zaman dinlerim. Derya voleybolcu olmasa ne olurdu? Veteriner olmak isterdim. Ama ne olurdum bilmiyorum. O yüzden sanırım voleybolcu da son dakika gibi olduğum gibi bir şey oldu. Çünkü asla öyle bir planım altında voleybolcu olmak gibi bir şey yoktu. Hayat beni buralara getirdi. Tabii ki çok mutluyum bunun için. Evet, diğer sorumuza geliyoruz. Uçakta film izlemek mi yoksa kitap okumak mı demiş birisi. Bence bu uçağın uçuş süresine bağlı olarak değişebilen bir şey. Eğer Amerika'ya ya da Brezilya'ya uçuyorsak tabii ki de film izleyip uyumak. Ama eğer ki böyle Fransa, İtalya gibi 2,5 saatlik, 3 saatlik yolculuklar varsa bence kitap okumak daha güzel. Doğduğu şehri özlüyor mu? Mersin, Tarsus'tan selamlar. Evet, çünkü ben Mersinliyim. Aynı zamanda Tarsus'ta doğdum ama yani biz yazları Mersin'de ve Tarsus'ta böyle çok yakındı zaten. Küçüklüğüm çok güzeldi çünkü Mersin'i çok seviyordum. Mersin'den ayrılmam çok hızlı oldu. Ve sonrasında oraya gidemedim ve sonrasında ailem Mersin'den taşınınca 2014'ten beri gidemiyordum aslında Mersin'e. Sürekli İstanbul'da ve yazları hep yoğun olduğu için bir tatile falan da gitme şansım da olmadı. Çünkü çok uzak bir yer. Uçakla da gitmem gerekirse Adana'dan falan filan. O yüzden evet çok özlüyorum Mersin'i ama bu yaz gitme şansım oldu Mersin'e. Küçüklüğümde tatil yaptığım yere, yazlık evimize, işte küçüklüğümü geçirdiğim yemeklere, restoranlara gittim ve çok keyif aldım. Çok da duygulandım. Yaşlanınca da oraya tekrardan gideceğim. En sevmediği yemek ya da asla yemem dediği bir sebze ya da meyve var mı? Hayır. Ben yemek yemeyi çok severim. Her türlü sebze ve meyveye bayılırım. Ama meyveden bakayım sevmediğim meyve var mı diye düşünüyorum. Bu aslında her meyveyi de seviyorum. Sebzeler de aynı şekilde. Her türlü sebzeyi çok severim. Yok, maalesef yok. Milli takımdaki diğer smaçörlerle forma rekabeti onların arkadaşlığını kötü etkiliyor mu? Tabii ki de hayır. Sahada olan sahada kalır. Bizler iyi arkadaşlarız. Rekabet bizi daha ileriye götüren bir şey. Sanırım o olmasa kendimizi geliştiremeyiz bence. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Gözünü kapattığın anda hayatını her şeye değiştirebileceksin. Neyi değiştirmek isterdin ve tam şu an nerede olmak isterdin? Hemen yapıyoruz. Burada olmak isterdim. Değiştirmek isteyeceğim hiçbir şey yok hayatımda. Çok mutluyum. Ve yaptığım kararlar beni bu zamanki Derya'ya getirdiği için de çok mutluyum. Ergen Derya'ya ne söylemek istersin? Yani keşke o zamanlar kendime o kadar fazla yüklenmeden birazcık daha kendime anlayışlı olabilseymişim derdim. Ya kendine anlayışlı ol. Bu kadar kendine yüklenme. Kafana taktığın şeyler o kadar büyük şeyler değil aslında demek isterdim. Telefon arka planı nedir? Telefon alabilir miyim? Şöyle bildirimleri silelim. Wolfdom, benim köpeğim aşkım.
Evet, cevap bu. Vof da var. Okul hayatı nasıldı? Lise 1 ve lise 2 çok güzeldi çünkü biz voleybolcular hep aynı, bizim benim yaşımdaki voleybolcular beraber bir tane aynı okuldaydık. O yüzden o zamanlarda herkes okula giderken, yani zamanımız varken, sabahları antrenmanımız yokken her zaman aynı okula gidiyorduk ve çok eğlenceli oluyordu. O yüzden keyifli diyebilirim çünkü çoğu sınıf arkadaşım voleybolcuydu zaten. O yüzden güzeldi, keyifliydi. Gabi ile en sevdiğiniz anınız? Gabi ile en sevdiğim anımız. Çok fazla var çünkü kendisini çok seviyorum. Üzerine çok büyük bir etkisi var. O kadar fazla var ki birini söyleyeyim, yani hiçbir şey söyleyemem. O yüzden hepsi diyeceğim. Onlar da bende kalsın. Bunu hep söylüyorum zaten. Voleybolda olmasını istediğim bir kural var mı? Yani şöyle, şu çift vuruş var ya, artık sayılıyor ya, o çift vuruş kalksın istiyorum ben. İşte bu kuralı koymak isterim. Çift vuruş olmasın yani. Hani diyelim mesela hakemin kendi inisiyatifine göre verilen bir karar ya bu. Öyle bir şey olmasın. Yani eğer böyle, eğer bariz bir şey değilse, en azından nasıl söyleyeyim mesela, top pırıldak gibi dönmüyorsa o kural olmasın yani. Bir tane tık tık çok, çünkü şey yerlerde, önemli yerlerde hakemin yaptığı bu hatalar çok maçın seyrini değiştirebilecek duruma geliyor. Ben onun olmasını isterdim. Voleybol dışında bir hobim var mı? Tabii ki de var. Ama en büyük hobim diyebileceğim şey ise, yani boş zamanlarımda, sen nadir boş zamanımız oluyor. Boş zamanlarımda köpeklerimi alıp, Wolfie ile Pony'yi alıp sahile gidip onlarla beraber yürüyüş yapmak, kahve içmek, kitap okumak ve müzik dinlemek. Yani bunlar, bir gün içerisinde bunları yapmak bana çok iyi geliyor. Yani onlarla sessiz, sakin bir şekilde zaman geçirebiliyor olmak beni çok iyi hissettiriyor. Ve onlarla oynamak, onlara yeni oyunlar öğretmek ya da yeni hamleler öğretmek çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Hobim bunu diyebilirim. Bir de alışveriş yapmak. Evet, bir tane. Evet, soralım bakalım. Voleybol ilk başladığında idolün kimdi ve şu an birilerinin idolü olduğunu bilmek nasıl bir duygu? Ben voleybol ilk başladığımda voleybol dair bir şey bilmiyordum aslında. Sadece keyif aldığım, okuldan sonra gidip yaptığım bir spordu. Takip ettiğim ya da insanları tanıdığım bir şey değildi. Ben bir sene oynadım. Bir seneden sonra milli takıma gittim o sene. Milli takımdan geldikten hemen bir hafta sonra Vakıfbank tarafından çağrıldım. Babamın işlerine fax göndermişlerdi. Tabii babam da cevap vermedi onlara. Sonra aradılar falan filan. O şekilde gittim Vakıfbank aslında. İdolüm yoktu ama başladıktan sonra idolüm olmaya başladı. O da Gabi. Hep bunu söylüyorum zaten. Şu anda birilerinin idol olmak nasıl bir duygu? Örnek olmak ama sonrasında voleybol oynamaya başladıktan sonra idolüm Gabi oldu diyebilirim. Ve şu anda da birilerinin idolü olduğunu bilmek nasıl bir duygu? Gurur verici bir duygu. Ben nasıl Gabi'yi idolüm olarak görüyorsam ve onun hayat tarzını benimsiyorsam, aynı zamanda ben de beni idol olarak gören çocuklar tarafından da bu saygı hissetmek istiyorum. O yüzden ona göre davranmak istiyorum ve hayatım ona göre şekillendiriyorum. Sadece voleybolcu olmak hedeflerim arasında yok. Örnek gösterilmek, güçlü bir Türk kadını olarak gösterilmek benim için çok önemli. Bunu diyebilirim. Son olarak sana bir şey sormak istiyorum. Evet. Bu da birazcık karnek olsun o zaman. Tamam. Gözlerini kapatıyorsun, Paris'tesin. Evet. Top senin elinde, servis kullanıyorsun. Neler hissediyorsun? Şimdi ilk sayı mı, sol sayı mı? Final sayısı. Neler hissediyorum? Büyük ihtimalle ağlıyor olacağım. Yavaştan böyle gözlerim dolmaya başlamıştır. Hayal, hayal gibi. Ben zaten bunu hep hayal ediyorum da daha gerçekleşmesini bekliyorum. İnşallah olur.